Selam dostlar, ben Sultanoğlu. Gördüğünüz gibi şeridimizde Kehribarham maddesini blok halindeki böyle çubuklara parçalıyorum. Uzun olur diye göstermedim. Sonra bunları daha küçük ölçülerdeki şekillere bölüyorum. Ve bunun içinde gördüğünüz gibi bu kapta biriktiriyorum. Böylece bir tesbihlik için lazım olan habbelerin başlangıç halini, iptidai halini hazırlamış oluyorum. Gürültü olmasın, videoda uzamasın diye size bu şekilde göstermeyi tercih ettim. Gördüğünüz gibi Kehribarham maddesi sonra çubuklar, sonra dikdörtgen prizmalar ve daha sonra bu zımparada yuvarlanacak. O işlemi de size ayrıca göstereceğim. Yuvarlama yapacağız. Onun için de zımparaya vuruyoruz. Yuvarlama yapmamızın nedeni deliğini merkezi bir şekilde delebilmek için. Köşeleri kırıyoruz önce. Dikkatli bir şekilde elimizi zımparaya kaptırmadan. Bunu kendimize kolay olacak şekilde, istediğimiz şekilde yapabiliriz. Kendimiz yeni usuller geliştirebiliriz. Ben kabaca gösteriyorum. Yuvarlama işlemini burada gördüğünüz gibi silindir bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bir de ters çevirelim. Çünkü elimizin tutuş açısıyla zımparanın dönüş açısında alt ve üst arasında farklılıklar olabilir. Bunun için iki tarafı da hafiften zımpara yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu yuvarlamaya başlandı. Hafif darbelerle zımpara yapıyoruz. Sebebi de şu. Lazım olan çapın daha altına düşmemek, malzemeyi oyuncak etmemek. Bunun için keserken malzemeyi en kazançlı şekilde kesmemiz gerekiyor ki pahalıya aldığımız malzemeden biraz daha fazla habbe çıkartabilelim. Yoksa tane sayısı az olacağı için fiyat bölü tane oran yüksek olacaktır. Tesvirimiz çok daha fazla bir maliyete çıkacaktır. Gördüğünüz gibi yuvarlama işlemi de bu şekilde devam ettiriyoruz. Burada gördüğünüz bütün habbeleri bu şekilde yuvarlayacağım. Sonra deliğe geçeceğim. Delik aşamasında görüşmek üzere. Bu şekilde tam orta noktadan delmiş oluyoruz. Balans alabilmek için de piyatonun ağzına habbeyi takınca dikkat etmişseniz önce hafiften bir
bıçakla zımpara yapıyorum. Bir düzeltme yapıyorum. Bu balansını büyük bir ihtimalle yüksek oranda alıyor. Sonra merkez nokta için tığımı dikkatli bir şekilde tutuyorum. Ve tığımda hiçbir titreşim hissetmemem lazım. Bu da tığın oynamaması lazım. Tığım oynamayıp titreşim olmadığı zaman merkez noktasını bulmuşum demektir. Bakın şu anda hiçbir titreşim yok. Hafiften koyunca zaten tığı kendi içine alıyor dönen malzeme. Tığın ucunu yağlıyoruz. Hafif hafif içine itiyoruz. Bir anda itmeyelim içine. Çünkü o zaman arka çıkışta orta noktasının farklı bir noktasında çıkış yapacak. Bu da dengeli, düzgün bir delik olmayacak anlamına gelir.
Tamam babacığım.